Merhaba sevgili izleyiciler, FRT ekranlarına hoş geldiniz. Gündemin öne çıkan sıcak gelişmelerini her zaman olduğu gibi sizlere aktaracağız. İlk haberimizle bültenimizi açıyoruz. 18. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Fethiye'de 45 ülkeden 610 paraşüt pilotunun katıldığı Hava Oyunları Festivali, dünyaca ünlü Yamaç Paraşütü Merkezi Babadağ Zirvesi'nde düzenlenen törenle başladı. Fethiye Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen festivalin açılış töreni Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'ın 1700 metre pistinde yapıldı. Törene Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Seydi Kemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yerli ve yabancı 200'e yakın yamaç paraşütü pilotu katıldı. Fethiye Belediye Bandosu'nun konser verdiği törende festival komitesinin talimatıyla Babadağ'dan ardı ardına havalanan yamaç paraşütleri gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu. Demokrat Partili Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, 45 ülkeden 600'den fazla paraşütçünün katıldığı festivalin Birleşmiş Milletler toplantılarını aratmadığını söyledi. Şöyle bana bir liste verdiler. Baktım gelen ülkelerin listesine. Çin, Kanada, Avustralya, Almanya, Kolombiya, Hollanda, İngiltere, İtalya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Avusturya, Rusya, Azerbaycan, Hindistan, Belçika, Norveç, İsveç, İsviçre, ABD, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Bosna Hersek, Sırbistan, Finlandiya, Macaristan, Malezya, Gürcistan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Slovenya, Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova, Romanya, Moldavya, Ukrayna, Kazakistan, İsrail, Lübnan, Hong Kong, Hawaii. Birleşmiş Milletler'i kurmuşuz burada yani. Yani bize çok fazla bir şey yok. Aslında New York'ta değil, Washington'da değil de şeyde burada toplansa herhalde olacak şey. Sen söyle adını, Birleşmiş Milletler. O noktaya getirmişiz. İşin bu noktaya gelmesinde bir sürü emek veren kardeşlerim var. Ama Kadri'yi bir kenara bırakıyorum. Yani o zaten şımarmayan bir arkadaş. Kadri Tuğlu'ya da huzurlarınıza bu organizasyondaki büyük katkılarından dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Eksik olmasın. Sağ olsun. Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan, hava sporlarının kanla yazılmış kuralları olduğuna vurgu yaparak, yamaç paraşütü uçuşlarının bu kurallar çerçevesinde yapılması gerektiğini kaydetti. Havacılık çok önemli bir şeydir. Yaptığı işler tehlikeli işlerdir. Emniyet içinde yapılması çok önemlidir. Kuralları olan bir şeydir. Kurallarının tamamı kanla yazılmış bir disiplindir. Eğer kuralları ihlal edersek veya kural koyamazsak bilin ki mutlaka bedelini öderiz. İşte bu festivalin mutlaka artık geleneği, kültürü oluşmuş bir festival olması nedeniyle de mutlaka kuralları çerçevesinde güven içinde yapılması gerekir. Bunun mutlaka yazılı kurallarının da çok ciddi şekilde kontrol edilmesi gerekir. Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş ise festivalin organize edilmesinde görev alanlara teşekkür ederek valilik olarak her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi. Muğla, Fethiye, dünyaca bilinen, dünyaca tanınan kentler. Fethiye bir marka kent. Bu marka kentin oluşmasına katkı sunan herkese özellikle teşekkür ediyoruz. Bu markanın daha da değerli hale gelmesini, bu markanın yıldızı parlayarak devam etmesini diliyoruz, istiyoruz. Bu 18. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları da Fethiye'nin marka kent oluşumuna büyük bir katkı sunacağını düşünüyorum. Öyle olduğu da aşikar zaten. Biraz önce Sayın Belediye Başkanımız katılan ülkeleri saydı. Sanırım katılmayanlar saysa daha kısa sürerdi isim listesi.
bu anlamda bu kadar çok ülkenin katılması bu organizasyonu yapan arkadaşlarımızın başarısını, Fethiye kentinin marka değerini gösteriyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Genel müdürümüzün de belirttiği gibi bu oyunlar ciddiye alınması gereken, özellikle güvenlik kuralları açısından ciddiye alınması gereken oyunlar. Güzel başladık, inşallah güzel bitiririz. Bir kaza bela olmaz. Sağlıkla, sıhhatle bütün sporcuları, sağ salim, organizasyon komitesi, bütün katılımcıların burnu kanamadan organizasyonumuzu bitiririz diye düşünüyorum. Daha önce de söylendi değerli arkadaşlar, Muğla bir kültür kenti, Muğla bir turizm kenti ve Muğla bir spor kenti. Hava oyunları da Muğla'nın spor turizmine çok büyük bir katkı sunacaktır. Buna inanıyoruz. Valilik olarak da bu tür organizasyonların her zaman yanındayız. Sayın Valimiz bu konuda hassas. Babadağ teleferik kurma ihalesini alan Kır Tur Limited şirketi yönetim kurulu başkanı Kenan Kıransa şöyle konuştu. Kasım ayı sonunda telesiyaj ile alakalı telesiyaj 1, telesiyaj 2 var. Telesiyaj 1'i yerine oturtmayı düşünüyoruz. Bu bulunduğunuz alandaki restoranı tamamlamayı hedefliyoruz. Aşağı noktadan karşıda gördüğünüz tepeye, 1700 tepesine teleferikle ulaşım sağlanacak. Saatte yaklaşık 750 kişiyi taşımayı hedefliyoruz. 8 dakikada bir ulaşım hedefleniyor. Aşağıda 1200 metre pistinde bir ara istasyonumuz olacak. Buraya ulaşan misafirlerimizi de yukarıdaki 1800 ve 1900'deki pist alanlarına ulaştırmak için iki grup telesiyacımız olacak. Pistlerimiz bu arada genişletiliyor, uzatılıyor ve uluslararası standartlardaki dünya standartlarının da üzerinde olan tartan pist şekline getirerek sporcularımızın daha kaliteli spor yapması düşünülüyor. Yaklaşık yıllık 1 milyon kişiyi yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Sevgili izleyiciler, Muğla'ya deniz yoluyla giriş yaptığı belirlenen 19 teröristten geri kalan son terörist de sonunda Dalaman Otogarı'nda yakalandı. Muğla'ya deniz yoluyla giriş yaptığı belirlenen 19 teröristin yakalanması için çalışma başlatan güvenlik güçleri tarafından 5 terörist etkisiz hale getirilmiş, bir terörist bomba düzeneği hazırlarken bombanın elinde patlaması sonucu ölmüş ve 12 terörist de düzenlenen operasyonlarda yakalanmıştı. Aranmakta olan son teröristin Dalaman'da bir yakınının evinde saklandığı yönünde ihbar alan güvenlik güçlerinin operasyonu sonucu terörist Dalaman Otogarı'nda yakalandı. Gözaltına alınan terörist Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Muğla'nın Fethiye ilçesinde başlayan 18. Ölüdeniz Uluslararası Hava Oyunları'na katılmak için gelen Estonyalı tecrübeli paraşütçü Rein Nikolis, Ölüdeniz semalarında uçarken bilinmeyen nedenle yaklaşık 70 metre yükseklikte paraşütü kapandı ve yere çakıldı. Rein Nikolis feci şekilde hayatını kaybetti. Fethiye'de başlayan 18. Ölüdeniz Uluslararası Hava Oyunları'na katılmak için önceki gün Estonya'dan gelen tecrübeli paraşütçü Rein Nikolis, Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden single yani tekli atlayış yaptıktan sonra Ölüdeniz semalarında bir süre uçtu. Ölüdeniz Mahallesi Belceiz mevki Kumburnu plajı üzerinde uçarken bilinmeyen nedenle paraşütü kapandı. Estonyalı 64 yaşındaki tecrübeli paraşütçü bir anda irtifa kaybetti, yaklaşık 70-80 metreden yere çakıldı. Hemen çevredeki 112 sağlık ekiplerinden yardım istendi. Yapılan incelemede Rein Nikolis'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tecrübeli paraşütçü Rein Nikolis'in bu uçuşunda yere yaklaştığı sırada gökyüzünde havada bayılması sonucu paraşütünün iplerini kaybedip düştüğü sanılıyor. Estonyalı paraşütçünün cenazesi geniş çaplı inceleme ve araştırma için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Tayvanlı 29 yaşındaki patolog Yan Bo, kız arkadaşının kendisini terk etmesinin acısını unutmak için 6 ay önce başladığı bisiklet yolculuğuna Muğla'da mola verdi. Tayvanlı Bo, Türkiye'de gördüğü sıcak ilgi karşısında hayli şaşkın olduğunu açıkladı. Çin'den Paris'e seyahat eden Tayvanlı bisikletçi Bo'nun mesleği patolog. Yolculuğa Çin'den başladı ve Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, İran ve ardından Nahçıvan üzerinden Iğdır'a gidip Türkiye'ye giriş yaptı. 6 aydır bisikletiyle yolculuk yapıyor. Bisiklet turuna çıkmasının ilk sebebi bisiklet kullanmayı çok seviyor olması. İkinci sebebi ise 10 yıl önce tanıştığı bisikletçi sayesinde dünya turu yapmaya karar vermesi. Son sebebi de yaklaşık bir yıl önce kız arkadaşının kendisinden ayrılmış olması. Türkiye ile ilgili izlenimlerini aktaran Tayvanlı bisikletçi, "Türkiye gerçekten çok güzel, insanlar çok dost canlısı. Bisikletle yolculuk yaparken herkesin çay, çay diye seslenmesi harika," dedi. Tayvanlı bisikletçinin Türkiye'den tek şikayeti ise vize süresi. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Fethiye Spor Başkanı Mustafa Ferizcan'ı ziyaret etti. Sarıhan, "Her zaman Fethiye Spor'umuzun yanındayız. Fethiye Spor iyi oynuyor. Birkaç maç kazanırsa Fethiye Spor kendine gelecektir," dedi. AK Parti İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Fethiye Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Fethiye Spor'un iyi futbol oynadığına işaret eden Sarıhan, "Lacivert Beyazlı kulübe her zaman destek olmaya hazırız," dedi. Fethiye Spor'umuzun her zaman yanındayız. Ligin daha başındayız. İşte 8, bu hafta 9. maç oynanacak. Bugüne kadar evet belki de çok istediğimiz sonuçlar alınmamış olabilir ama biz yörük göçünü yolda düzelteceğiz inşallah. Sayın Mustafa Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyoruz. Tabii Fethiye'de Fethiye Spor'da bir değişiklik oldu, kan değişimi oldu. Bugüne kadar Fethiye şu anda lig itibariyle ikincilik beyaz grupta birincilikten düşen, İzmir'in güçlü mesela iki tane takımı bu ligde değil mi? Evet. Dolayısıyla çok ağır, güçlü bir lig içerisinde. Buna rağmen Fethiye'miz iyi mücadele vermekte. Son haftalarda özellikle oynanan maçlardan alınan sonuç ne olursa olsun oldukça keyifliyiz. Biz tabii sporun skora yansıması Fethiye'miz için, bizler için mutluluk kaynağı olacaktır. Ben yeni ekibin, arkadaşlarımızın bu başarıya imza atacaklarından şüphemiz yok. Başarılı olacaklardır. Her zaman, her daim yanlarındayız. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte bugün Fethiye Spor'u yeni yönetim kurulunu Sayın Başkanımızın önderliğinde ziyarete geldik. Kendileri bizleri ağırladılar. Teşekkür ediyoruz. Başarılarımızın devamını diliyoruz Fethiye. Allah razı olsun. Fethiye Spor Başkanı Mustafa Ferizcan, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Sarıhan ve yönetim kurulunun ziyaretinin kendilerine güç verdiğini belirtti. AK Parti İlçe Başkanı Sayın Kadir Sarıhan ve yönetim kurulunun kulübümüze gerçekleştirmiş oldukları bu ziyaretten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu ziyaret bizim için çok anlamlı. Özellikle neticesel anlamda, tablo anlamında pek olumlu olmadığını düşündüğümüz bu zamanda bize olan bu desteği görmek, bize olan bu güveni olduğunu hissetmek gerçekten sorumluluğumuzu bir kat daha arttırıyor. Ben de Sayın Başkanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Fethiye Spor'un her zaman üst kimlik olduğunu her ortamda zaten dile getiriyoruz. Sayın Başkan'ın nezdinde ve AK Parti'den bugüne kadar her zaman desteklerini hissettik. İnşallah önümüzdeki günlerde de camiamıza söz verdiğimiz tesisleşme konusunda bir kez daha kendilerinden bu sözü aldık. Önce şu takımımızı biraz daha istenen, arzulanan seviyeye getirip ondan sonra da tesisleşme konusunda kendilerinin de desteğiyle gençlerimize tesisleri kazandırmak amacında olacağız. Ben bu vesileyle bir kez daha kendilerine çok teşekkür ediyorum.
ve cumartesi günü saat 19'da kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız Karagümrük karşılaşmasına da Sayın Başkanımızı ve tüm yönetim kurulu üyelerini de davet ediyorum. İnşallah özlenen, bizden beklenen Fethiye Spor'u bu haftadan itibaren çıkışa geçerek camiamıza izleteceğimize söz veriyorum. Akdeniz'in en büyük deniz festivali ve yelken yarışlarından biri olan The Bodrum Cup, yelken tutkunlarını 29. kez Bodrum'da bir araya getirdi. Yüzlerce teknenin Ege Denizi'nde açtığı yelkenler renkli görüntülere sahne oldu. Büyük bir heyecanla başlayan Uluslararası Deniz Festivali ve Yelken Yarışı, 105 yelkenli tekneyle Karaada açıklarında toplandı. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı yarışlarda yelkenleri açan yarışmacılar renkli görüntüler oluşturdu. The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras yarışlara yoğun bir ilgi olduğunu belirtti. Tabii bizim için büyük bir mutluluk. 29. yılımız ve ülkemizin ne kadar güzel olduğunu sergileyecek bir organizasyon. Çünkü gerçekten cennet gibi koylarımız var. Havamız hala güzel. Yelkenle yapılan turların ne kadar güzel olduğunu bir kez daha göstermek istiyoruz. Aynı zamanda hala mevsimin devam ettiğini ve aslında turizmin yaz-kış devam edebileceğinin çok güzel bir göstergesi. Bodrum Cup bir festival. İçinde birçok etkinlikleri kapsıyor. Ülkemizin tanıtımı açısından ülkemize güzel şeylerin de olduğunun en güzel göstergelerinden birisi diyebiliriz. 100'e yakın tekne bugün yelkenlerini açıyor ve bütün yarışçıların heyecanıyla birlikte mesajları da şu: denizlerimizi koruyalım, koylarımızı koruyalım, bunları geleceğe bırakalım ve hakikaten bu güzel ülkemizde turizmin ne kadar güzel yapılabileceğini de şu anda hep birlikte bu 100'e yakın tekne yelken açarak bir kez daha göstermiş olacak. 29. The Bodrum Cup, Bodrum Yalıkavak etabının ardından Yalıkavak Gümüşlük etabıyla sona erecek. Bültenimize bir kaza haberiyle devam ediyoruz. Yatağında ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin takla atarak uçuruma devrilmesi sonucu 18 ve 19 yaşlarındaki iki genç yaşamını yitirdi. Biri ağır, iki kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre ehliyeti bulunmayan Kadir Doğramacı İdaresi'ndeki otomobil, Yatağan ilçesine bağlı Kavak Mahallesi Aysantı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak uçuruma devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri otomobil sürücüsü Doğramacı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta sıkışan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Aktaş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamazken Akkuş'un hayati tehlikesinin ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yıldırım'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri otopsi için Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Değerli izleyiciler, Oscar'ın hassas burnu sayesinde uyuşturucuya geçit verilmedi. Milas ilçesinde bir ihbarı değerlendiren KOM ekipleri, Güllük Mahallesi'ndeki bir evde yaptığı operasyonda 300 gram uyuşturucu ele geçirdi. Evin gizli bölmesine zulalanmış haldeki uyuşturucuyu Oscar adlı dedektör köpek buldu. Bir ihbarı değerlendiren Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışmalar neticesinde Güllük Mahallesi'ndeki bir evde arama gerçekleştirdi. Aramalar sonucunda KOM ekipleri tarafından uyuşturucu arama köpeği Oscar eşliğinde evde saklanmış 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Reklamlarımızın ardından spor gündemiyle devam edeceğiz.
Medikal Malzeme Çözüm Noktası Acil Medikal olarak önce insan ilkesiyle Fethiye halkına hizmette 16. yılımız. Sağlıkla, umutla daha nice yıllara. Bir başkadır Saklı Kent. Eşsiz güzellikler eşliğinde leziz yemekler yiyebilir, rafting yapıp ağaç evlerde konaklayabilir, kanyonun gizemli yolculuğuna çıkabilir, çamur banyosu ile rahatlayabilir, adrenalinde zirve yapmak için zipline ve bungee jumping deneyimini yaşayabilirsiniz. Tüm bu aktiviteler için Saklı Kent'e ulaşımda Saklı Kent minibüslerini tercih edebilirsiniz. Fethiye'den Saklı Kent'e sabah saat 6'dan gece 22'ye kadar her 15 dakikada bir servisimiz vardır. Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup, eve giden değil, evinize giden yol. Dalgaların sesini duymak için deniz kıyısında olmanıza gerek yok. Ada size dalgaların sesini getirir. Duymayan kalmasın, ada işitme cihazları. Hesaplı alışverişin adresi Fethiye'nin yerel marketi Uzunkaya yıl boyunca devam edecek bir kampanyaya imza atıyor. Her cumartesi ve her pazar mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim. Evet, yanlış duymadınız. Mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Üstelik 50 lira ve üzeri alışverişlerde ücretsiz servis imkanı yine Uzunkaya Market'te. Uzunkaya Market fırsatlarını yakalamak için bizi izlemeye devam edin. TRT ekranlarındaki birlikteliğimize spor gündemiyle devam ediyoruz. Fethiye Spor'un İzmir deplasmanında Altay önünde Onur'un attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 yenilmesi camiayı haliyle üzüntüye boğdu. Fakat Başkan Mustafa Ferizcan ortaya konulan futbol ve mücadeleden oldukça memnun. Ferizcan, camiamız ümitsizliğe kapılmasın dedi. Fethiyespor'un İzmir deplasmanında Altay önünde Onur'un attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 yenilmesi camiayı üzüntüye boğdu. Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan Altay maçını değerlendirdi. Altay karşılaşması gerçekten bizim tamamen çıkış olarak gördüğümüz bir karşılaşmaydı. Tüm spor kamuoyunun beklentisinin dışında bizlerin umutlu olduğu bir karşılaşmaydı. Karşılaşmaya da çok iyi başladık. Yani golü de bulduk. Ardından sayısız çok net gol fırsatlarını da değerlendiremedik. Fakat uzatmanın da uzatmasında maalesef kalemizde golü görüp maalesef mağlup ayrıldık. Fakat ben çocukların ortaya koymuş oldukları onurlu mücadeleden dolayı gerçekten hep deriz ya böyle terinin son damlasına kadar mücadele ettiler. O mücadeleyi görmüş olmaktan, o takım ruhunun, takım birlikteliğinin artık tamamen sağlandığını görmüş olmaktan ileriye yönelik umutlarım bir kez daha arttı. Zaten benim hep ifade ettiğim, beni hep iddialı konuşturan da bu çocukların sergilemiş olduğu mücadele oldu bugüne kadar. Hiç önemli değil. Ben teknik kadromuza ve oyuncu kalitemize, oyuncu kadromuza bizler sonuna kadar inanıyoruz. Sonuna kadar onlarla birlikteyiz. Ferizcan, camiamız ümitsizliğe kapılmasın. Cumartesi günü Karagümrük'ü yenerek çıkışa geçeceğiz dedi. Bu iş bir yerde dönecek. İnşallah bu haftaki karşılaşmadan sonra alacağımız sadece bir 3 puana ihtiyacımız var. Bu çocukların tekrar o moral, motivasyon, özgüveni yakalamaları anlamında. İnşallah onu bu şanssızlığımızda bu hafta kendi sahamızda oynayacağımız Karagümrük karşılaşmasıyla kıracağız diye düşünüyorum. Şehrimiz hiçbir şekilde ümitsizliğe kapılmasın camiamız. Bize güvenen insanlara verdiğimiz sözün sonuna kadar arkasındayız. Lig çok uzun. Bu köprünün altından daha çok sular akacak. Hiç kimse endişe etmesin. Fethiye Spor'u hak ettiği yerlere hep birlikte getireceğiz inşallah.
FRT Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenini izlediniz. Bültenimize burada noktalıyoruz. Günün öne çıkan sıcak gelişmelerini ilerleyen saatlerde FRT ekranlarında tekrar izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sunar. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sundu.